Merhaba arkadaşlar bir temel kavramlar videosuyla daha karşınızdayım. Bugün kompaktlık konusunun temellerini atmaya çalışacağız. Bu konu daha çok sorular üzerinden anlaşılan bilen bir konu olduğu için temel kavramları not almanız sizin için şu an için aslında yeterli. Boştan farklı bir A kümesi aldık. Bu A kümesini kapsayacak şekilde bir sıfır merkezli M yarıçaplı bir disk varsa yani her x eleman A için bu x M'den kesin küçük oluyorsa bu mensaj da tabii sıfırdan büyük. A kümesine sınırlı denmiş oluyor. Yani burada böyle bir kümeniz var. Burası da sıfır noktası diyelim. Buranın tamamını böyle kapsayacak şekilde bir D açığı buluyorsak tabii ki bu açık olacak. Bizim için bu arenada sınırlılığın tanımı olacak. Açık örtüye gelirsek... Boştan farklı bir a kümemiz olsun ve süslü u bizim için bir küme ailesi olacak Buradaki alfalar bir indis kümesinden geliyor yani bunlar belli bir kurala göre ilerleyen kümelerden oluşan bir aile süslü u dediğimiz şey bu kümelerin birleşimiyle bir a kümesini içine düşürebiliyorsak yani a kümesinin tüm elemanlarını örtebiliyorsak bununla bu süslü U ailesine A'nın örtüsü deniyor. Eğer ki bu U alfalar açık küme yani her biri buradaki ailenin her elemanı birer açık küme ise buna da A'nın açık örtüsü denmiş oluyor. Bunun biraz sonra bir örnekle daha iyi anlayacağız. Alt örtüsü ise bu U süslü ailesi A'yı örtmüş diye onun içerisinde bir alt aile daha buluyoruz. Yani alt dizi bulma mantığı gibi düşünün. Bu alt dizinin ya da bu alt ailenin Örttüğü yerde yine A'yı kapatıyorsa yani birleşimleri yine A'yı kapatabiliyorsa bu sefer bu V örtüsüne de alt örtü deniyor. Eğer açıksa da açık alt örtü ismini veriliyor. Şimdi bunu şunun üzerinden anlamaya çalışalım. R dediğimiz bildiğimiz sayı doğrusunu alıyoruz. Şuradaki X yani her noktanın kendi merkezindeki bir yarı çapındaki disklerine bakıyoruz. Şöyle bir reel sayı doğrusu çizdim. Şimdi şuradan rastgele bir x aldım. Şimdi şurası da bir birimlik diskler değil mi benim için? Şöyle aldığım diskler için düşünün. Bunun her bir nokta için böyle aldığınızı düşünün. Gördüğünüz üzere bu aile şuradaki disklerden oluşan aile tüm reel sayıları örterdim. Çünkü buralarda böyle sonsuz tane noktalar ve bunları geniş geniş alıyorum tabii ki. Yani bütün reel sayıları bu şekil kapatabiliriz. Bu bizim için bir açık örtü olmuş oluyor. Buradaki disklerin birleşimi bizim için R'yi verir değil mi? Yani şunu diyorum birleşim Buradaki diskler dx1 x'lerin eğrinin elemanı reel sayıların elemanı olmak üzere bizim için r'yi örter. Buradaki bütün diskler kapatıyor çünkü. Yani burayı daha açık şekilde yazarsam burası sizin için x merkezli ne olacak burası? x 1 x artı 1 aralıklarından bahsediyoruz aslında burada en genel tanımıyla bakarsak. Burası bizim için şey ölçecek, reel sayıları ölçecek. Peki benzer bir şekilde sadece tam sayıları merkez kabul eden diski alsaydık. Yani şundan bahsediyorum. Şurada mesela 0 var. Burada 1 var. Burada 2 var. Nokta nokta gidiyoruz. Burada ne var? Eksi 1 var. Burada eksi 2 var. Yani şuraları merkeze alan bir birimlik diskleri alsak bir birimlik dediğimize göre ne yapacağız? Hepsi bir yanındakine değecek değil mi? Bu burayı kapatacak. Aynı zamanda şuradan eksi -3'e değecek. Bununki burayı kapatacak. Buraya değecek. Bu hem buraya değecek hem buraya değecek. İşte bu buraya, buraya, buraya değecek. Bunun gibi böyle sonsuz tane örtü alarak reel ekseni kapatabiliyoruz değil mi? Yani bu da bizim için bir örtü olmuş oluyor ve bizim tam sayıların ne biliyoruz? Reel sayıların bir alt kümesi. E bu durumda x merkezli disklerin de buradaki tam sayılardan oluşan merkezi diskleri bir alt ailesi olmuş olur. Çünkü burada reel sayılar daha büyük olduğundan n sayılı diskler onun içerisinde bir alt aile olarak kalmaya devam edeceklerdir. Benzer bir şekilde sadece tek sayılardan oluşan kümeyi alsaydık ne olurdu kısmını düşünelim. Şimdi burada 0 var, 1 var. Bir de ne var? 2 var. Şurada 3 var. Ama bizim sadece aldığımız merkezleri 1 olan ve daha doğrusu tek tek sayılardan oluşan kümeyi aldığımız zaman tüm reel sayıları örtebiliyor muyuz? Hayır. Aslında şöyle. Buradaki çift sayıların üzerlerine değiyorlar ama aralıkların uç noktaları dahil olmadığı için o çift elemanlar hiçbir zaman dahil olmuyor. Dolayısıyla tam olarak örtememiş gibi oluyorlar. Aynı şekilde çiftler için olan diskler de bütün şeyleri örtemeyecek. Kompaklık tavramına gelirsek kompaktlığın en genel tanımı şudur. Boştan farklı bir A kümesinin her açık örtüsü içerisinde sonlu alt örtü varsa A kümesine kompakt veya tıkız küme ismini veriyorlar genellikle. Zaten kompakt içi yoğun anlamına geliyor. Şimdi buradaki maksatımız şu. Bu kavram üzerinden hareket etmek birazcık zor. Çünkü bir şunu yapmamız gerekiyor. Bir A'nın ait olduğu U alfalar var. Alfalar herhangi bir şekilde birleşimiyle örtüyor. Bu U alfa ailesinin içerisinde bir V alfalar seçeceğiz. Ve benzer bir şekilde bu birleşimleri yine sizin için A'yı örtecek mi diye bakacağız. Bu kavramı kullanmak daha zordur diğerlerine göre. Ama bu en genel topolojik tanım olduğu için daha gerekli bir kavram. Şimdi kompakt metrik uzay ne demek? Bunun tanımını anlatalım. Aslında şunu anlatıyor. X'de bir metrik uzay yani bir normu olan ya da bir uzaklığı olan bir metrik uzayınız var elinizde. Ve bu X kümesinin her açık örtüsünün sonuna açık alt örtüsü varsa X'de metrik uzayına kompakt metrik uzay deniyor. Yani şu bildiğimiz genel kompakt kavramını buradaki en büyük X kümesine uygulanmış hali. Yani şu merkezdeki bizim için ana kümenin de şey olması, e, kompakt olması, uzayın kompakt olması anlamına geliyor. Şimdi şunu hatırlayalım. Aren bir metrik uzaydır değil mi? Bildiğimiz Öklit normuyla yani her bileşenin kendisinden olan uzaklığının karesiyle. Yani şunu hatırlayın. X virgül Y eleman R kare alsak. Bunu hani R kare için düşünün. Bunun için uzaklık kavramı neydi sizin için? Hatırlarsanız. Buradaki X1, Y1 gibi aldığımız noktalar için X1 eksi X2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi gibiydi. Bu prosedürü böyle devam ederek elde ettiğimiz uzaklığa da öklit uzaklığı diyorduk. Bu uzaklıkla birlikte bu bir metrik uzaydı. Bunu hatırlatmak için verdik. Dizisel kompaktlık dediğimiz ise şu. xt bir metrik uzay olsun. Eğer ki buradan aldığınız her xn dizisinin xn k x olacak şekilde bu x küçük x de tabii ki büyük x kümesinin bir elemanına yakın suyu. En az bir xnk k dizisi varsa yani her dizinin yakınsak alt dizisi varsa xt metrik uzayına dizisel kompakt ismini veriyoruz. Yani kompakt bir metrik uzayınız varsa bundan aldığınız her dizinin yakınsak bir alt dizisi vardır demek istiyoruz. Teorem olarak da şunu söyleyebiliriz buradaki üç koşul birbirine denk. A kümesi kapalı ve sınırlıysa buradaki tabii ki arenin alt kümeleri için geçerli bir kavram bu. A kümesi kompakttır la denk. Sonra aynı zamanda A kümesi dizisel kompakttır. Şimdi aren bir metrik uzay ve dizisel kompakt. Bunları ispatlayacağız zamanı geldiğinde. Şimdi bu ispatla şu şekil yapılı. İlk başta A kümesi kapalı ve sınırlı olsun kabul edip A kümesinin kompakt olduğunu göstermeye çalışacağız. Yani her sonlu örtüsünün açık alt örtüsü vardır mantığına girerek hareket edeceğiz burada. Sonra A kümesini kompakt kabul ederekten burada dizisel kompakt olduğunu göstereceğiz. Sonra A kümesi dizisel kompakt ise kapalı ve sınırlıdır göstererekten ispatımızı tamamlayacağız. Yani bir döngü içerisinde bunu yapıyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Sonra buraya hareket edip buraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu ispatımız bir döngü şeklinde ilerleyecek. Şimdi birkaç tane teoremden bahsedelim. AB alt kapalı aralığı bizimimiz. R de kompaktır. Şimdi bunu nasıl söyleyebiliriz? Şu yukarıdaki teorem sayesinde söyleyebiliriz. Buradaki AB kapalı aralığının kapalı olduğunu gösterdik. E benzer bir şekilde sınırlıdır, değil mi? Nasıl sınırlıdır derseniz buradaki hangisi büyük B, değil mi? Yani şu şurayı kapsamaz mı? Eksi B, B merkezli diskin içerisindedir burası sizin için. A virgül B dediğiniz şey bunun altına düşer. Dolayısıyla bu burayı sınırlamış olur. Açık yapmak isterseniz de şurayı garanti etmek için şöyle yapabiliriz. Buralara bir ekleriz. Açık haliyle baktığınız zaman burası bunun içine düşmüş olur. Dolayısıyla kapalı ve sınırlı olduğu için kompaktır diyebiliriz benzer bir şekilde bu dikdörtgensel bölgelerdir değil mi bizim için düşünürseniz re karedeki haliyle falan. Yani kartezyen çarpımları da aren'de kompaktır diyor. Yani re karedeki karşılığını düşünelim. Eksi re re kare şeklinde dediği şey ne bizim için? Şuralardan eksi re ile R arasında. Şuradan da yine eksi re ile R arasındaki bu Dikdörtgensel bölge sizin için. Aslında burada kare ama farklı olsaydı böyle olacaktı. Bunun da kompakt olduğunu yine kapalılık ve sınırlıktan söyleyebiliriz. Bunun sınırlı olduğunu nasıl söylersiniz? En genel anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Burayı kapsayacak R artı 1 çaplı disk vardır değil mi? Yani şurayı diyorum. D0 R artı 1. Altına düşer burası sizin için. Eksi R R aralığını düşünürseniz. İnci kuvveti için. Yani bunu kapsatacak şekilde bir diskiniz var elinizde. Ve son olaraktan şu teoremi de hatırlatalım. A arenin boştan farklı kompakt bir kümesi ve A'yı boştan farklı alıyoruz çünkü bir B kümesi olmasını istiyorum. Dedim. B A'nın kapalı bir kümesi ise buradaki B kümesi de yine kompakt ve A kesim B kümesi de kompakttır diyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. A kümesi kompakt bu da alt kümesi değil mi? Şimdi arende kompakt olmak neyi gerektiriyordu? Sınırlılık ve kapalılık gerektiriyordu. A sınırlıysa alt kümesi zaten sınırlı. Çünkü üstten bunu kapsayacak şekilde bir disk var. Değil mi? Burada bir disk var. O dolayısıyla B de yukarıdan sınırlanmış oldu. Kapalıydı zaten hem kapalı hem sınırlı olduğuna göre buradan ne diyebilirsiniz? Bu küme kompaktır diyebiliriz arendeki karşılığından dolayı. Şimdi bu kesişim kümesine de gelirsek A kesişim B neyin altına düşecek? Burada A alt küme olduğu için burası A'nın altına düşecek. E yine bu yukarıdan bir diskle de sınırlı değil mi? Bunu kapsayacak şekilde bir disk var. Sınırlı olmuş olur bu şekilde. İki kapalı kümenin kesişimi neydi peki? Yani A da kapalı B de kapalı değil mi? Çünkü kompaktsa hem kapalı hem sınırlıydı A kümesi. Dolayısıyla buradaki A kesişim de hem kapalı hem de sınırlı olduğu için Buradan onun da kompakt olduğunu söyleyebiliriz bu kesişimin. Son olaraktan bir FK iç içe azalan yani FK artı 1'ler FK kümesinin içine düşecek şekilde kümeler ailesi ise bu kümelerin kesişimi sonlu veya sonsuz bu fark etmez. Sizin için her zaman boştan farklıdır.